Kağızman bebekleri Kadınlar Günü'nde Gürcü'ye çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Kars Valiliği işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kars Valiliği önünde kurulan ve 3 gün sürecek olan kermeste Kağızman standı Kağızman bebekleri nedeniyle yoğun ilgi gördü. Kars'ın Kağızman ilçesinde 150 yıllık bir geçmişe sahip yöresel kıyafetlerle giydirilen Kağızman bebekleri Gürcü'ye çıktı. Kağızman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce açılan kursta Kağızman bebekleri üretilmeye devam ediliyor. Kağızman Kaymakamlığı'nca desteklenen kursta bebeklerin üretimi devam etmekte. Üretilen bebekler Kağızman'ın 150 yıllık yöresel kıyafetleriyle tanıtımını yapmanın yanı sıra aynı zamanda kursta üretim yapan ev hanımlarına ekonomik gelir sağlamakta. Kağızman Halk Eğitim Merkezi görevlisi Ali Çelik, Kağızman bebeğinin eski bir geçmişi olduğunu, bunun da mutlaka tanıtılması gerektiğini, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü çalışanları olarak tanıtımını sürdüreceklerini ifade etti. Kağızman bebeği gördüğünüz gibi Kağızman bebeğimiz, Kağızman'ın has olarak özellikle giysimize uygun bir bebeğimiz. Hani dillere destek edilen bir türkü var ya, Kağızman'a ısmarladımlar gele. İşte Kağızman'a ısmarladım nargile bu giysiler üzerine kurulmuş. Bu giysiler üzerine yazılmış. Kağızman'a ısmarladım nargilenin gümüş kemeri de var dikkat edersen burada. Kağızman'a has bebeklerimiz, işte özel giysilerimiz bunlar. Halk eğitim bünyesinde hazırlanmış bir şekilde gelmiş. Yani geleneksel giysilerimizden birisi Kağızman bebekleri. Bu şekilde şu an... Nasıl ilgi görüyor mu Kağızman tabii ki, dışında? Tabii ki. Nerelerde? Bunu Kağızman bebeklerini yapmış olduğumuz yıllardan itibaren bayağı bir ilgi görüyor. Türkiye'nin her tarafında özellikle buraya gezmeye gelen misafirler daha Kağızman bebeklerini alarak, yani sipariş etti gelmesene bile sipariş ederek halk eğitim bünyesinde gönderiyoruz. Halk eğitim bünyesinde atölyemiz var. Atölyemizde bunlar hazırlanır. Yani yıllık olarak var bir miktarda bebeklerimiz. Toplam kaç tane bebek yapılıyor? Halk Eğitim Merkezi'nde ve kaç kişi çalışıyor bu işte? Halk Eğitim bünyesinde açılmış olan kurs ve kursiyerlerimiz tarafından hazırlanıyor bu. Yani buna has bir şeyimiz yok. Kursiyerler tarafından hazırlanarak yıllık olarak şu anlık şeyini hatırlayamayacağım ama belli bir miktarda hazırlanarak Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor. Peki Kağızman derneklerine falan. Peki büyük bir atölye kurulduğu takdirde Kağızman bebekleri rahmet görecek mi? Tabii ki şimdi farklı türde bebeklerimiz de var. Bunların sadece plastik olanlardan değil, diğer türlü bebeklerimiz de var. Şu an elimizde kalmadı, onları sattık. Bu bebeklerimizle rağbet olunca büyük bir atölye kurulduğu takdirde zannedersem daha farklı üretim olacak ve daha da her Türkiye'nin her tarafından da gönderilecek.